Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji tarafından Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilyus Semeska'nın tesis ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada Bayraktar Kızılelman'ın ilk prototipinin üretim geliştirme modelinin boyandığı görüldü. Kuyrukta Türk bayrağı da bulunurken kuyruk numarası 01 olarak belirtilen platform Kızıl Elma'nın mock-up olarak ifade edilen tam boy ölçekli bir modelidir. Mart 2022'de Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Mius'un adının Bayraktar Kızıl Elma olduğu belirtilerek üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. Mius insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yolda geliyor, takipte kalın ifadelerinde bulunmuştu. Baykar Teknoloji tarafından yapılan açıklamada ise muharip insansız uçak sistemimizin ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. İnsansız savaş uçağı projemizin adı Bayraktar Kızıl Elma oldu. İfadelerine yer verilmişti. Bayraktar Kızıl Elma ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. Bayraktar Kızıl Elma 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Bayraktar kızıl elma yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracı tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanart yatay kontrol yüzeyleridir. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı Saha EXPO 2021'in ikinci gününde Baykar Savunma ve Ukraynalı Ilchenko Progress Muharip insansız Uçak Sistemi Bayraktar Kızıl için sözleşme imzalamıştı. MIUS projesi için imzalanan sözleşme AI-322F turbofan motor tedarikini ve AI-25TLT turbofan motor entegrasyonunu kapsamakta. Akıncı TIHA'nın Ilçenko Progress AI 450 motoruna atıfta bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, stratejik Akıncı insansız hava aracımıza Ilçenko Progress'in AI 450 motoru güç veriyordu. Akıncı'yı seri olarak üretiyoruz. Sırada insansız savaş uçağı var. Sözleşme ile insansız savaş uçağımıza da Ilçenko Progress ve Motors için birlikte ürettiği AI 322F motorunu takacağız. Bu imza'nın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri götürmesini, iki ülkeye daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum. Ifadelerinde bulunmuştu. A-322F -E turbofan motoru, A-322 -E turbofan motorunun art yakıcı bulunduran sürümüdür. A-322F -E azami olarak art yakıcısız 2500 kg kuvvet art yakıcıları ile 4500 kg kuvvet itki üretebilir ve maç birinci altıya kadar çalışabilmektedir. Motor 624 mm fan çapına ve 560 kg kütleye sahiptir. A-322F, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçaklarında kullanılabilmektedir.